Kaptı sırt çantasını, doğanın bu sessiz çığlığını tüm insanlara duyurmak için 81 ili tek tek gezmeye karar verdi. Selamünaleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il, 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla. Yol devam ediyor. Yere bozuk paralarım düşmüş. Onları aldım. Toparlandım. Ve şimdi gidiyorum. Esenberk köyü yeni camisinden ayrılıyoruz. Saat 7.45, 8'e geldi. Güneş yeni yeni doğuyor. Haydi gidelim bir an önce yola. Az sonra yolda görüşürüz. Evet abi, yol devam ediyor. Saat 8.45. 1 saat oldu camiden çıkalı. Yaklaşık 3-3,5 kilometre falan gelmişiz. Silifke'nin kalesi de görünmeye başladı. Kahvaltı yapmadık. Bir tane nar buldum. Nar yedim sadece. Az daha gidelim Silifke'ye. Karnımızı doyuralım. Şöyle bakın. Çok uzakta Silifke Kalesi görünüyor. Haydi gidelim. Silifke'ye geldik. Karşıda ince ince kalesi görünüyor tepede. Şimdi fidancı bakındım. Buldum iki tane yan yana. Abi fidanlar hem biraz büyüktü hem de çok rüzgar var, ses geliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Fidanlar hem büyük hem de 40 lira dedi. Hadi büyüklüğünü taşımayı göze aldım. Zeytin fidanı vardı. Biraz dedim aşağı olmaz mı? Komple Silifke'nin içinde sırtımı da taşıyacağız. Dayı da anlamadı benim ne için aldığımı, anlattım ama ben buranın elemanıyım dedi. Ben de üstelemedim. Bugün de pazar. Orman Bölge Müdürlüğü'nden falan temin edemeyiz. Yani Anamur'a kaldı. Anamur'a doğru nerede denk getirdik bir cam, bir yere dikeceğiz bakalım. Silifke'de şimdi fazla içlere girmeyeceğim. Eski çarşısına girmeyeceğim. Yola yakın yerlerde bir kahvaltı, bir yemek, çorba, morba, bir şeyler, çay. Sonra gidelim. Haydi bakalım. Şöyle Silifke'nin meydanı. Bir keklik var meydanda. Hava rüzgarlı. Haydi bir yiyecek içecek bir yer bulup gidelim. Neredeyiz? Silifke'nin içindeyiz. Daha doğrusu ana yoldan gidiyoruz. Çarşısına girmedik. Yani buralarda kalabalık mekanlar var. Şöyle köprüden geçeceğiz. Burası Aksu Nehri. Göksu Nehri. Şöyle bir nehir kenarı yeşil alan buldum. Poğaça aldım. Onları yedim. Çay içecek bir kahvehane bulamadım. Önce dedim yiyeyim poğaçaları, sonra üzerine çay içeriz. Dayanamadım. Yoldaş da orada kemik falan buldu, yiyor. Biraz da poğaça verdim. O da açlığını bastırdı. Evet, şöyle nehri göstereyim. Büyük bir nehir. Yol böyle dönüyor tekrar. Taş ucuna doğru gideceğiz. Kale görünüyor uzakta. Daha sonra tekrar çekerim. Daha iyi görünen bir yerden. Gidek mi yoldaş? Saatte onu geçti abi. 11'e geliyor. Öğlen olmadan şehirden çıkalım. Şehrin çıkışında aynen saat tam 10.30. Şehrin çıkışında
Şöyle bir sıcak yemek gibi bir şey bulursak yeriz. Sonra da bir yerde yatarız. Hadi bakalım. Evet abi, buradan nehir ve kale manzarası çok daha güzel görünüyor. Şehrin yukarılarına çıkmak isterdim ama yolumuz var abi, gitmemiz lazım. Antalya'ya varmamız lazım. Kış geliyor. Hadi gidelim. Dostlar, bir kahvehaneye oturdum. Limoncular kahvehanesiymiş. Şöyle bayağı kalabalık. Ve burada Murat abimle tanıştık. Sağ olsun, bana çay ısmarladı. Teşekkür ederim abi. İnşallah bir yerlerde denk geliriz. Eyvallah, sağ olsun. Kahvehaneden kalktım. Yola devam ediyorum. Böyle şurada bir müze var ama açık mı bilemiyorum. Ücretli mi, ücretsiz mi? İçerisi kapalı ama şöyle bahçesini gezebiliriz herhalde. Kapılar kapalı. Kapısında bekçi var. Güvenlikler orada. Belediyeye ait müze herhalde. Müze kartımızı aldık. Bir seneyi geçtik, kullanamadık. Neyse, fazla da işte antik yerlerde gördüğümüz. Orası büro gibi bir yer. Şöyle çıkalım. Haydi bakalım. Kapalı herhalde. Merhaba. Çekim mi yapıyorsun? Evet, bitti sayılır. Çekin. Memnun oluruz. Yazıyor olurum. Arkanızdaki yazıyı gösterelim mi? Tabii ki, tabii ki. Sayfayı sizi tanıtmak istiyorum. Çok iyi olur. Ben aynı zamanda da YouTuber'ım. Aynıyız. Ben şunu bir kapatayım. Evet dostlar, yolda beni sağ olsun abilerim çevirdiler. Yemek ısmarladılar, çay ısmarladılar. Çok sağ olun abi. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. Gül ticaretmiş. Hadi kendine iyi bak. Sağ ol abi, görüşmek üzere. Gel yoldaş. Gel yoldaş. Gel. Hadi bakalım gidelim. Niye çıktın kız? Daha yeni girmiştin. Evet abi. Yoldaş kendine göre güzel bir kanal buldu. İçinden koşturuyor. Kanal boyu benle bir geliyordu. Açmak, bak şimdi tekrar girecek herhalde. Kaydetmek son anda aklıma geldi, yetişemedim. Bak. İyi mi böyle? Ben de dalayım mı he? Tam gir, tam. Sırtın hiç ıslanmadı. Evet dostlar, şimdi mevzu ne? Silifke'den çıktık. Buruncu diye mi? Buruncu mu? Buruncu diye mi? Bir yer. Mahalleden geçeceğiz şöyle. Az kaldı sanırım. Sağ olsunlar. Müzeye bir bahçesine gireyim dedim. Orada müze çalışanı, güvenlikçisi kardeşimiz. Ne oldu? Ne oldu? Oyun yapıyor bana. Yavaş, yola çıkma, yavaş. Gel suya gir, gel. Çok güzel buralar, gel. Oo, orada ne yapıyorlar? Hortum topluyorlar. Sulama hortumlarını traktörle sarıyorlar. Ya seriyorlar, ya topluyorlar. Topluyorlar. Ne tarlası ki bura, çilek mi? Yo. Makine bu. Selamun aleyküm. Selam. Abi ne tarlası bura? Kamera mı? Kamera. Gezdiğim yerleri çekerim. Çekiyorum işte burada. Ne tarlası bu, merak ettim. Fıstığın damlamasını topluyorum. Ha, yer fıstığı değil mi bu? Yer fıstığı. Ha, gördün. Yerli fıstığı.
He. Şey, suladın, yeri topluyorsun. He, sezon bitti, sökeceğiz. Tamam abi, kolay gelsin, çok sağ ol. Öyle gezer misin burada? Ben gezginim, adım Ömer, seyyah Ömer. He, nerelisin? Manisa. Manisa, senin yol olsun iyi. Evet. Hadi, senin adın neydi? Murat. Fıstıkçı Murat abim, memnun oldum. Allah'a emanet ol, kolay gelsin. Haydi sağ ol. Gel yoldaş. Ne diyorduk abi? Hı. Müzede orada güvenlikte çalışan kardeşimiz, aynı zamanda Instagram'da, sosyal medyada etkin bir arkadaşmış. İnfluencer'lık yapıyormuş. Ben seni tanıtmak istiyorum dedi. Zaten videomu çekerek geldi yanıma. Sağ olsun takipçilerine benden bahsetti. Orada biraz sohbet ettik. Bir arkeolog bir hanımefendi de vardı. Onunla da mesleği üzerine konuştuk. Sohbet, muhabbet, konu konuyu açtı derken biraz vakit geçirmişim orada. Oradan çıktım. Baktım, fark ettim ki şehirden çıkmışız artık. Lokanta, yiyecek içecek bir şey görünmüyor. Bima 101. Atıştırmalık dedim, akşama kadar idare etsin, bir gofretle bir gazoz alayım diye markete girdim. Tam gazozu açtım içecekken, oradan yine gördünüz ya, bana yemek ısmarladı dedim. Zeytin narenciye işi yapan abiler, İlhan abiydi sanırım. Onlar çevirdi, gel dedi yemek ya. Güzel bir çorba yapmışlar sağ altında. Buraların meşhur çorbası galiba. Kulak çorbası diye. Mantı gibi hamurdan. Ekmeğiyle onu yedik. Çay ısmarladılar. Çay içtik derken bizim gofret çantaya kaldı. Şuraya az oturayım bir. Vallahi yoruldum ha. Ulan sıcakta yürümek, bir yer bulak oturak dedik. Konu konuyu açtı, mevzuyu. Onunla tanıştık. Ha bir de mandalin verdiler. Portakal mandalin. Her zaman diyorum ya abi, sahilden uzaklaştıkça insanlık artıyor. Sahile yaklaştıkça turizm kendini gösteriyor. Bu da normal. Şimdi şu çantayı bir çıkarayım da sonra tekrar kayda girelim. Evet abi, ne diyordum? Sırtımda yükle konuşamadım. Şimdi hızlıca çıktık. Çıkarken işte çevirdiler, yemek yedik sağ olsunlar, müzede muhabbet ettik. Sonra yemeğe çevirdiler falan derken bu Buruncu köyüne doğru gidiyorum. Çünkü kahvede konuştuğum Murat abi sağ olsun, ona sormuştum. İş arıyorum ben, yövme iş, bahçe işi olur, başka iş olur, yövme iş geçici. Nasıl bulabiliriz, fikrim var mı diye. O da bir arkadaş arıyordu. Çatı işi yapan biri varmış bu Buruncu'da. Telefonla iletişim kurduk. Akşama geliyorlarmış. Bakalım şartları iyiyse, yani çadırımızı kurup çalışacağımız bir alan varsa çalıştığımız yere yakın. Ne, bir haftalık iş varmış galiba. Bir hafta, 10 gün artık, 3 gün, 5 gün demeyeceğiz. Çalışacağız abi. Çorap satma işi Anadolu'da güzel oluyor da buralarda pek olmuyor. Onu da deneriz yine. O çorapları da bitirmek lazım. Kaldı çantada ağırlık. Velhasıl artık eskisi gibi keseden yiyemiyoruz. Çalışmamız lazım. Yolun zorluğu şimdi başladı. Ama ya nasip diyoruz. Nasibimiz bizi bulur inşallah. Öyle derde sıkıntıya da düşmüyoruz. Sadece rızık için çabalamak bize düşen. Gerisini zaten Allah verir. Biz o yolda olalım yeter. İşte Buruncu köyüne kadar gideyim. Bir 3 kilometreye yakın bir yol kalmış. Orada bir kahvehaneye oturayım. Akşam olsun oralara yakın bir yere kamp atarım. O abiyle de görüşürüz. Bakalım çalışabileceğimiz bir ortam, yövmiyesi de idare eder bir şeyse. Biraz cebimize para koyalım. Antalya'ya kadar bizi idare etsin. Dağlara çıkana kadar. Maalesef düşündüğümüz olmadı. Ben bu yola çıkarken küçük bir tazminatımla çıkmıştım.
Yolda bitince çalışırım. Ya da ara verir bir ay çalışır, iki ay yol giderim diyordum. Ama mevcut ekonominin halini biliyorsunuz. Artık eskisi gibi. Yani bundan bir sene önce bir ay çalışıp iki ay idare edebilirdiniz kıt kanaat. Ama şimdi çalışırken para daha bitiyor. O yüzden sabit masraflar olmadan iş yapmamız lazım. Sabit masraflara girdik mi maaş zaten oralara gider. Ve bir de YouTube kanalını geliştiremedik. Bir sene boyunca yolda maalesef sloganımıza kıymet veren, yolculuğumuza kıymet veren olmadı. Yani YouTube'dan gelen gelirlerle de idare ederim diye düşünüyordum. Finansmanı o şekilde hallederim. Olmazsa bir ay çalışır, üç ay gideriz, iki ay gideriz diye düşünüyordum. İkisi de olmadı. Biri ekonomi yüzünden, diğeri de takipçimizi çoğaltamadık. Ya nasip diyeceğiz. Zor şartlara alışkınız. Zorluklara göğüs gererek çıktık. Ne cenderelerden, ne zor rampalardan, yollardan geçtik. Gece gündüz yol geldik. Bunu da aşacağızdır. Velhasıl böyle arada böyle çalışarak ya da bir şeyler satarak yolculuğu devam ettireceğiz. Edebildiğimiz yere kadar. Şimdilik şu abiyle bir görüşeyim. Olursa çalışırız. Olmazsa yola devam ederiz. Haydi gidelim bakalım. Dostlar kahveye geldik. Burumcu'da yol kenarı kahvede oturuyorum. Bir çay içtim. Bir de usta iletişim kurmaya çalışıyorum. Bakalım haberlere göre yakalırız ya gideriz. Öyle. Dur bakalım birazdan haberler ederiz. Sonunda beklediğim Süleyman abim geldi. Sağ olsun bize iş imkanı sağladı. Yarından itibaren Süleyman abimle birlikte tel işi yapacağız. Muhtemelen bir hafta. Sağ olsun bize iş imkanı verdi. Teşekkür ederim abi. Şöyle ışığı tekrar açayım. Sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Arif abim de sağ olsun burada oturuyoruz. Çok memnun oldum abi tanıştığımıza. Hadi bakalım. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın ola, hayrola.